Şimdi mason sembollerini ve mason sırlarını açıklayacağım. İnşallah. Hiç bilinmeyen, olağanüstü gizli olan, binlerce yıldan beri gizli olan mason sırlarını açıklayacağım. İnşallah. Daha önce kimsenin muttali olmadığı sırlar. Maşallah. Mason sembolleriyle birlikte anlatacağım. Ama kısa bir ara verelim. O kısa aradan sonra bu tarihi on binlerce yıla dayanan sırları açıklayacağız. İnşallah. İnşallah. Şimdi Mehdi ile ilgili Bediüzzaman'dan güzel sözler dinleyelim. Sonra devam edeceğiz. İnşallah. Evet. Mason sembollerini açıklayacağım demiştim. Fakat görüntülü açıklamamız herhalde bu sefer olur mu? Var mı bize? İnşallah. Semboller var. Açıklamalar değil, sadece semboller. Evet hocam, inşallah. Beş köşeli yıldız gösterebiliyor musun? Şu an hazır inşallah. Evet. Bakın orada beş A'dan oluşan bir yapı var. Evet inşallah. Nereye dönsen A. Orta kısımda omega'yı. O harfini işaret ediyor. A ve O. Şimdi Bülent bana tebessüm ederek bakıyor. Ana noktada bakıyor anlamını edemedim ben. Hoşuma gitti. A, O yazıyor. Binlerce yıllık mason sembolü. Maşallah. 5 A'dan oluşur. Ortası da omega'yı ifade eder. Yuvarlak içinde beş köşeli yıldız. Evet. Evet. Sevilen anlamındaki moş, Allah manasında Yah'la birleşerek Allah'a sevgili kulu anlamını taşıyor. Maşallah. Moş Yah, yani Mehdi. O anlamda. Düğümlenmiş iplik. Mason sembolü. Evet hocam. Evet. Çözümsüz görünen olayları Moşiyah Mehdi geldiğinde herkese uygun bir biçimde çözeceğini anlatan bir semboldür. Maşallah. Hadi masonluk dinsizlikti. Maşallah. Mehdi'nin dünyaya hakim olması için kurulmuş, binlerce yıl önce kurulmuş ve bütün peygamberler döneminde de görev almış bir yapılanma. Ve devletlerin hemen hemen bütün devlet başkanları masondur. Evet. Yani Türkiye için de şimdi söylesem bazı isimler şoka girer insanlar. Şaha kalkmış aslan. Evet hocam. 12 aslana işaret ediyor. Haydar. Maşallah. Aslan. Maşallah. Mehdi'nin bir lakabıdır. Hazreti Ali'nin lakabıdır. Evet, 12 imama işaret eder. Maşallah. Sonuncusu biliyorsunuz Muhammed Mehdi. İnşallah. Hazreti Süleyman'ın tahtının koruyucuları. İnşallah. Gönye ve Pergel. Evet hocam. Doğruluk, dürüstlük, görev bilinci ve ölçülü olmanın simgesi. Ama yine o da A harfini ifade eder. Evet. A harfi çok önemlidir masonlukta. A ve O harfleri. Kendi kuyruğunu ısıran yılan. Evet hocam. Evet.
hayatın Allah'ın yarattığı sonlu alem içerisinde olduğunu ifade ediyor. Aynı zamanda Hazreti Musa'nın yılanına işaret eder. Tahtadan yılana dönüşme, yılandan tahtaya dönüşmeyi. Yani asadan yılana dönüşme, yılandan asaya dönüşmeyi. Onu da sembolize ediyor. Aynı zamanda başka anlamları da var fakat onu şu an bazı kardeşlerimiz pek kaldıramazlar. Onu söyleyemiyorum ama içindeki üçgen gene A harflerini işaret ediyor. Yani iç içe girmiş üçgenler. Aslında dikkatlice incelense o harflerden yani her şey çözülecek gibi. İnşallah. Musa 12 kişi seçiyor biliyorsun. Hazreti Musa 12 tane pınar buluyor. 12 çeşme oluşturuyor. 12 imam var. Sonuncusu Mehdi. Yusuf kıssasında yine 12 yıldızdan bahsediyor. 11 yıldız ve güneş beraber 12. Evet. Başka anlamlar da var fakat şimdi çok detaylara girmek istemiyorum. Evet, evet. Yani yüzlerce anlamda ben sadece çok küçük bir bölümünü anlattım. Maşallah. Kur'an'da da çok kapsamlı güneş, ay ve yıldızlar yani masonik semboller belirtilmiştir. Göğe doğru yükselen merdiven var. Kur'an'da var biliyorsunuz. Göğe diyor bir merdiven dayasın baksınlar diyor. Evet, yani her ne yapılsa yapılsın Cenab-ı Allah'ın ilmine insanların ulaşamayacağını sembolize ediyor. İnşallah.